Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf edebiyat 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Hemen 1. sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güzel sözcüğü farklı görevde kullanılmıştır? A. Sınıfın en güzel yazı yazanı seçildi. Güzel yazı yazmak burada sıfat. Hemen yazalım. B. Arabayı güzel sürüyordu. Fiilin önüne geldiği için bu zarf görevindedir. Güzel günleri sabırsızlıkla bekliyorduk. Güzel günler günün öncesine geldiği için yine ismin öncesine gelmiş. Bu da sıfattır. Mağazadan çok güzel elbise almıştı. Elbisenin önüne gelmiş yani yine ismin nitelendirdiği için bu da sıfattır. Güzel yüzlü kardeşi var. Yüzün önüne geldiği için yine nitelemiş, ismi nitelediği için de yine sıfattır arkadaşlar. Sadece B zarf ve farklı görevde kullanılmış diyoruz ve ikinci sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangi ikisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Yüreği yanıyordu ama kimseye belli etmiyordu. Yüreği yanmak ateşlerle yanmadığı için bu mecaz anlamdadır. Annemin gözleri iyi görmüyordu. Bildiğimiz organımız göz. Bu gerçek anlam. Karşısında çok dişli bir rakip vardı. Dişli derken çok güçlü anlamında, mecaz anlamdadır. Az önce toprak bir yola girdik. Bu bildiğimiz yol. Yani gerçek anlamdadır. 1 ve 3 mecaz anlamlıdır. 1 ve 3'te B'de var diyoruz ve hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki cümleleri özellikleriyle karşılaştırıldığında hangi seçenek boşta kalır? Hemen bakalım. Öğretici ve bilgi verici şiirlerdir demiş. Didaktik şiir. Öğretici ve bilgi vericidir. Bu var. Bir kişiyim veya durumu eleştiren şiirlerdir demiş. Satirik şiirdir. Bunu da geçiyoruz. Doğa ve kır olaylarını, kır hayatını anlatan şiir türüdür. Pastoral şiir diyoruz. Pastoral şiir de geçti. Destan, kahramanlık hikayeleri, tarihi olaylar, mitolojik öyküler ve büyük olaylar gibi konuları ele alan uzun şiirlerdir. Epik şiir diyoruz. B'de gitti. Yani sadece lirik şiir kaldı diyebiliriz. Hemen son sorumuza geçelim. Bu sayfadaki son sorumuz. Aşağıda özellikleri belirtilen ilk romanlarımızın adını ve yazarını belirtin demiş. Hemen bakalım. İlk köy romanı. Bunları ezbere bilmemiz gerekiyor. Nabızade, Nazım ve Karabibik diyoruz. Karabibik romanı ilk köy romanımızdır. İlk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem'in Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası romanıdır arkadaşlar. İlk yerli roman ise Şemsettin Sami'nin Taaşşuki Talat ile Fiknat. Diyoruz. Dördüncü madde. İlk tarihi roman. Namık Kemal'in Cezmi romanıdır diyoruz. İlk psikolojik roman ise
Mehmet, Rauf'un Eylül romanı deyip bu sayfayı bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle ekran çekebilirsiniz. Bunları bilmeniz gerekir. Hemen diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi hikaye türünün özelliklerinden değildir diye soru sorulmuş bize. Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları anlatır. Hikayenin özelliğidir. Olay ve durum olmak üzere iki ayrı türü vardır. Bu da doğru. Olay, kişi, zaman ve mekandan oluşmaktadır. Bu da doğru. Yazarı belli değildir. Arkadaşlar, hikayelerin yazarı bellidir. Hikayede plan, serim, düğüm ve çözüm olarak ilerler. Doğrudur. Değişikti deyip diğer sorumuza geçebiliriz. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal. Yukarıdaki mısrada hangi söz sanatı vardır denilmiş? İstihare, telmih, mübalağa, mecazi mürsel ve tezat. Mecazi mürsel vardır. Deyip diğer soruya geçebiliriz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kasidelerde şairin kendini övdüğü bölümdür? Kasidelerde şairin övdüğü bölüme Fahriye bölümü denir. Deyip diğer soruya geçtik. Gazel ve kaside ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye soru sorulmuş bize. A. Her ikisinin de uyak düzeni AA, BA, CA, DA, EA şeklinde ilerler. Doğrudur. Her ikisinin de nazım birimi beyittir. Doğrudur. Gazelin beyit sayısı 5 ile 15 arasında, kasidenin ise 33 ile 99 arasında değişir. Doğrudur. Gazelin ilk beytine makla, kasidenin ilk beytine ise makta denir demişiz. Hayır, gazelin de kasidenin de ilk bölümüne makla denir ama son bölümüne de makta denir. Son bölüm. İkisinde de aynıdır. İlk bölümüne makla, son bölümüne makta denir. Yani cevap aslında budur. Her ikisi de aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Doğrudur. Deyip diğer soruya geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi konularına göre koşmanın türleri arasında yer almaz diye sormuşuz. A. Taşlama, B. Koçaklama, C. Methiye, D. Güzelleme, E. Ağıt denilmiş. Tabii ki C. Güzelleme koşmanın türleri arasında yer almaz. Deyip son sorumuza geçelim. Roman, hikaye, masal ve destanları göz önüne alarak bu türlerin ortak özelliklerini yazınız. Ortak özellikleri hepsinde olay örgüsü olması. Şöyle yazalım. Hatta kişiler, zaman ve mekan olması. Diğer bir özellik ne olabilir? Tasvirlerle anlatılmış olması olabilir. Tasvirlere ve hatta ruh tahlillerine yer verilmesi diyebiliriz. Özelliklerini bu şekilde sıralayabiliriz arkadaşlar. Hepsinin ortak özelliği olay örgüsü olması, kişiler, zaman ve mekanın olması, tasvirlere ve ruh tahlillerine yer verilmesi, bunların ortak özellikleri deyip dersimizi burada, sorularımızı burada bitirelim. Yeni sınav sorularından haberdar olmak için kanalımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki sınav sorularında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.